Diyanet TV ekranlarından, aile zamanından hayırlı günler diliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir haftada sizlerden gelen yeni sorularla karşınızdayız. Gündelik hayatımıza dair bize ulaşan sorularla ilişkilerimizi gözden geçirmeye, yeni pencereler açmaya niyet ediyoruz. Rabbim işimizi kolaylaştırsın, sıkıntılarımıza katından ferahlık versin diyerek Başkanlık Vaizimiz Zehra Tuncer Hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Betül Hanım. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sizi de iyi gördüm maşallah. Evet bizler de iyiyiz hocam. Evet, bir yine ferahlık bir olma konusundaki evet. Çaba insana enerji veriyor değil mi? Evet. Yine izleyicilerimizden gelen soruları değerlendirmeye devam edeceğiz bu haftada. Eğer izniniz olursa ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. 60 yaşında bir hanımefendiyle başlamak istiyorum hocam. Demiş ki emekli maaşımdan ve kendime ait mallardan sadaka verirken kocamdan izin almam gerekir mi? Hayır yapacağım yeri kendim seçebilir miyim? Diye sormuş. Hanımefendi bu soruyu sorduğuna göre muhtemelen bir problem yaşıyor. Yoksa bize böyle bir soruyla başvurmazdı diye düşünüyorum. Ya da hani daha doğru daha sağlıklı bir şey mi yapmak istiyor ama sanki bir problem varmış gibi hissettim ben bize kadar yansıttığına göre soruyu. Tabii eşlerin kendi malları üzerinde tasarruf etme yetkileri var evlilik birliği içinde. Zaten evlilikte işin ekonomik sorumluluk erkeğe ait. Dinimiz öyle belirlemiş kuralları. Evin geçimini temin etmek, işte mekan, ihtiyaçlar, giyim, bir evin ihtiyacı olabilecek her şeyi karşılama sorumluluğu öncelikle erkeklere ait. Tabii günümüzde hayat şartları biraz farklı. Erkeklerin kazandıkları tek başına yetmeyebiliyor. Hanımefendiler de çalışınca. Zaten onlar da ailenin daha rahat olması için, kendi birikimlerini, kendi donanımlarını hayata aktarmak, insanlara faydalı olmak için hanımefendiler de çalışıyor, üretiyor. Onlar da bir takım ekonomik güce sahip olabiliyorlar. Bazen de ailelerden kalabiliyor. Hanımefendinin de öyle malları var galiba. Artık onları kendi çalışırken mi aldı, aileden mi kaldı onu bilmiyoruz tabii. Burada herkesin tasarruf, kendi malı üzerinde tasarruf yetkisi var. Ama hani ortak kararlarla bazı harcamaları yapmak çok önemli. İşte senin param benim param gibi olursa o zaman ailede huzur da olmuyor. Beyefendilerin evin ihtiyaçlarını giderdikten sonra kendi paralarını tasarruf etme hakları var. Tabii bunu yaparken ihtiyaçları öncelik sıralaması yapmak, ailenin geleceği için bir takım yatırımlar yapmak. Bunlar birlikte karar verildiğinde daha huzurlu bir ortama dönüşüyor. Çünkü aile deyince biz onu anlıyoruz. İstişare edilen, ortak kararlar verilen, problemleri birlikte çözebilen insanlar bir araya geldiğinde huzurlu bir aile orası yuvaya dönüşüyor. Ama hanımefendi bunu bir problem olarak yansıtıyorsa bize, orada emekli olmuş artık. Hayatlarında bir düzen kurmuşlardır. Çocukları belki kendi düzenlerini kurdu. Var mı çocukları onu da bilmiyoruz ama artık hanımefendi muhtemelen ihtiyaçları da azaldığı için belli yaştan sonra insanların ihtiyaç fazlasını hayır işinde kullanmak istiyor. Buna da hakkı var. Tabii demin bahsettik istişare edeceğiz, ortak karar vereceğiz ama bunun yanında eşlerin de birbirlerine böyle rahat edecekleri bir alan bırakmaları gerekiyor. Her an birbirlerinin hayatına müdahil olmak, işte parasını şöyle tasarruf et, böyle harca şuraya, kontrol altında tutmak bu yetişkin insanları rahatsız eden bir şey ki çocuklar bile bundan rahatsız oluyorlar. O yüzden yani birbirlerine de rahat hareket edebilecekleri alanlar bırakılması lazım. Sınırları. Yani yüz göz olmadan götürmek lazım. Sağlıklı ilişkiler böyle yürüyor. O yüzden hanımefendi de belki beyefendinin kendi harcama yapacağı özel yerler olabilir. Hayır yapabilir. Kendi tasarruf etmek istediği şeyler olabilir. Bazen bu karşılıklı oluyor. Bir taraf yapıyor. Öteki tarafta sen öyle yaptın ben de böyle yapayım gibi iş biraz böyle rekabete de dönebiliyor. Tabii biz neler yaşandığını bilmediğimiz için genel şeyler konuşuyoruz burada. Hanımefendinin kendi malı üzerinden evin daha acil ihtiyaçları yoksa tabii ki sadaka vermek zekattan zaten sorumlu. Onda zaten öyle danışmasına öyle, gerek yok. Yani eşinden izin almasına gerek yok. Farz zekat farz.
Ama o sadaka vermek istiyorsa, hayır yapmak istiyorsa onları da yapabilir. Ama hani bunu eşiyle istişare edip onun eğer sıkıntı oluşacaksa değil mi hocam? Yani evet. Eğer bir sıkıntısı yoksa zaten yoksa, hani yani bunu Hı-hı. yapabilir. Haber vermesi güzel bir şey olur. Ben Hı-hı. şuraya şunu yapıyorum diye. Hani bu birbirinden gizli saklısı olmama açısından eşlerin Hı-hı. diyaloğunu artıran, muhabbeti artıran, ortak noktaları artıran bir şeyler. Ben şöyle şöyle yapıyorum. Belki eşini teşvik eder o. Hı-hı. Hepimiz her yaşta etkileniyoruz. Eşlerin de birbirlerini teşvik etme sorumlulukları da var. Allah-u Teala bize iyiliği, güzelliği yaparken birbirinizle dayanışma halinde olun, birbirinizi teşvik edin diyor. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek, iyiliğe teşvik etme sorumluluğumuz da var. Bunları yaparken hani ben şöyle şöyle yapıyorum, bilgin olsun diyebilir. Bu eşini de belki teşvik eder iyilik yapmaya, onun da maddi imkanları varsa. Bu huzur içinde ortak kararlar alınarak verilecek şeyler. Ama istediği yere hayrını yapabilir. Ama bunu yaparken de o diyaloğu koparmamak, işte benim malım istediğim gibi yaparım, istediğim yere harcarım, o üslupta olmamak önemli. Yani bilgi vermek, haberdar etmek ama bunu yaparken de karşı tarafı rencide edecek bir üsluptan da sakınmak lazım. Çoğu zaman aslında niyetlerimiz güzel ama üsluptan kaybediyoruz birçok şeyi. Üslup çok önemli. O yüzden hanımefendi belki bu yapmak istedikleri hayırlar konusunda hı hı. eşine güzel şekilde anlattığında onu da motive edecek, teşvik edecek. O yüzden ben onu tavsiye ediyorum. Kendi istediği yere harcayabilir hı hı. ev ihtiyaçları dışında. Ortak bir bütçe varsa oraya katkı sağlar. Çünkü emekli, eşi de muhtemelen emekli. Artık emekli olunca malum hı hı. Gelirler bir parça azalıyor. Belki hanımefendinin desteğine ihtiyaç var. O ev için gereken harcamaları yaptıktan sonra artanlarda istediği gibi tasarruf edebilir hanımefendi. Evet, şimdi 28 yaşında genç bir kardeşimiz, bir beyefendi bize ulaşmış hocam. Hı hı. Şöyle diyor, eşimle 5 yıllık evliyiz, kendisi benden ayrılmak istiyor. Benim ailemin onu kabul etmediğini, diğer gelinlere itibar edilip kendisine edilmediğini düşünüyor. 4 yaşında da bir çocuğumuz var. Ne yapacağımızı bilemez bir durumdayız. Nasıl davranmalıyım demiş. Zor bir durum gerçekten. Yani zaten bu birbirine alışma süreci ilk 5 yıl çok önemli evet. diyor konunun uzmanları. Ve hı hı. boşanmaların birçoğunun ilk 5 yılda gerçekleştiği istatistiklere yansıyan bir gerçek. Hı hı. Beyefendi de o sınırda. Ama ben şunu düşündüm bu soruda. Şimdi hanımefendi eşinin ailesinin kendisine değer vermediğini, diğer eltilerine evet. daha çok itibar edildiğini evet. düşünüyor. Ama sadece eşinin ailesinin ona değer vermemesi bir boşanma gerekçesi olmaz diye düşünüyorum. İnsanı gerçekten mutsuz eden şeylerden birisi değer verilmediğini hissetmek, itibarsız olarak kendinin addedildiğini hissetmek. Bu değersizlik, ilgisizlik, sevgisizlik hı hı. insanı çok rahatsız eden bir duygu. Ama burada sadece acaba eşinin ailesi mi? Hı hı. Yani eşi de onların davranışını destekleyecek, hanımefendi de bu duygunun yerleşmesine sebep olacak şeyler mi yapıyor ailesinin belki etkisinde kalıp? Bu önemli. Bazen eltiler arasında bir rekabet oluyor. Beyefendilerden birisi kardeşlerden. Ailesinden öyle bir ilgisizlik olsa bile eşini itibarını artıracak davranışlar yapıyor. Eşini akrabalarının yanında değer verdiğini hissettirince diğer akrabalar işte kayınvalide olsun, kayınpeder olsun, diğer eltiler olsun o eşinin kıymet verdiği insana değer veriyorlar. Bu öğrenilen, etkilenilen bir durum. Evet. Belki beyefendi burada eşine, ailesinin yanında değer verdiğini gösterecek, ifade edecek davranışlar sergilemiyorsa ailede bundan etkilenip onlar da o şekilde davranıyor olabilir. Beyefendinin kendi davranışlarını kontrol etmesinde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Bir danışmanlık alsınlar mutlaka. Belki aile bürolarımıza gidip müftülüklerimize oradan konunun dini boyutuyla ilgili hı hı. bilgiler alabilirler. Belki hocam hanımefendi de bir
uzman tarafından bir yardım alabilir. Çünkü evet. değersizlik hissi her zaman karşınızdakiyle alakalı olmuyor. Evet. Kendi içinizde kendi de bir değersizlik hissiniz evet, olabilir. Evet, o da olabilir. Hı-hı. Hanımefendi belki eşinin davranışlarını yanlış değerlendiriyor. Eşine Hı-hı. yansıtamadığı şeyleri işte kayınvalidem eltilerim ya da işte kayınvalidem eltilerime değer veriyor. Hı-hı. Neden böyle bir şey oluyor? Bunların sebepleri belki eşiyle konuşulabilir. Yani ortada 4 yaşında bir çocuk Tabii. da varken hanımefendi sadece kayınvalidem bana değer vermiyor diye bu evliliği bitirmeyi isteyeceğini düşünmüyorum ben. Belki ifade edilen ya da görünen sebep odur ama onun altında evet. mutlaka bir daha ciddi işi bu noktaya getiren sebepler vardır. Nihai karar verilmeden önce bir yardım alınmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Bir danışmandan, bir psikologdan, belki psikiyatristten ihtiyaca göre tabii ilk gittiği yerde onu gerekli yere yönlendirirler diye düşünüyorum. Birlikte gidip bir yardım almaları güzel olur diye düşünüyorum. Yani sadece kayınvalidem bana değer vermiyor diye hiçbir hanım 4 yaşındaki çocuğunu da babasız bırakma, babasından ayırma pahasına böyle bir karar vermez. Altındaki gerçek sebebi bulma konusunda sorumluluk da beyefendiye düşüyor. Madem onun ailesi zaten eşine bu duyguyu hissettiriyorsa. Zaten çıkmaz da beyefendi bize evet. ulaşmış ne yapmalıyım zaten diye. Tabii ki beyefendi de bundan çok olumsuz evet. etkilenecek. O yüzden eşiyle birlikte gidip bir danışmanlık almalarını, bir profesyonel destek almalarını ben tavsiye ediyorum. Belki kişisel olarak çünkü İnsanların bize değer vermelerini bekleyerek hayat geçiremeyiz. Yani kendimize değer vermemiz evet. gerekiyor. Tabii o da önemli. Yani bazen insan kendini değerli görünce bunu karşı tarafa hissettiriyor. Karşı taraf da size saygı gösteriyor. Belki hanımefendinin böyle bir eksiği var. Onu gidermek için de bu yardımın faydası olur. Yani çok yönlü faydası olacağını düşünüyorum bir destek almalarını. Şimdi hocam 32 yaşında bir hanımefendi akademik çalışma yaptığını söylemiş. Bu süre zarfında çocuklarımla ilgilenemiyorum demiş. Oğlum oyun oynamak istiyor fakat onu sürekli odadan çıkarıyorum. Bu beni vicdanen çok rahatsız ediyor. Çocuğumun benim üzerimdeki hakkı nedir? Ne tavsiye edersiniz diye sormuş. Tabii çocukların da hakları var. Hak sadece büyüklere ait bir kavram ya da bir şey değil. Peygamber Efendimiz bu hatırlatmayı yapıyor. Çocukların da hakkı var derken yani onların yani küçücük bünyeleriyle orantılı bir haktan bahsetmiyor. O cüsselerine göre çok daha büyük hakları var. Bu haklardan şöyle birkaç tanesini sayarsak eğer. Önce bir hayata gelme artık bir anne karnında bir varlık olduktan sonra artık doğma hayata atılma yaşama hakları var çocukların. Genel olarak İslam'ın çocuklara tanıdığı haklardan bahsetmiş olalım bu vesileyle. İtibar görme hakları var. Güzel isimlerle çağrılma hakları var. Beslenme, yetiştirilme hakları var. İhmal ve istismardan korunma hakları var. İlgi, sevgi, şefkate ihtiyaçları var. Bu da onların hakları. Evet. İyi bir eğitim alma hakları var. Sosyal hayata katılma hakları var. Ve ailesinin ilgisine, sevgisine ihtiyacı var. Burada bunlar genel olarak çocukların hakları. Aslında çalışan hanımefendilerin yaşadığı, yani ev dışında çalışan hanımefendilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de çocuklarıyla işler arasında dengeyi kuramamak. Bundan dolayı vicdan azabı çekmek, mutsuz olmak. Hanımefendinin yaşadığı da bu. Bazen de her şeyi en mükemmel şekliyle yapalım diye bu böyle bir kaygı taşıyor hanımefendiler. Biraz bu konularda kitap okumak, eğitimli olmak da aşırı bir stres de yükleyebiliyor. İşte okudukça bir şeyleri, bazı şeyleri eksik yaptığını düşünüyor. Elbette anne babanın sorumlulukları var, çocukların da hakları var. Ama biz de insanız yani eksiklerimiz mutlaka olur. Burada belki birkaç şey yapılabilir diye düşünüyorum hanımefendi de bizden tavsiye istediği için. Mesela eşiyle bu dönem, bu süreçte bu akademik çalışma bir süreç iş yani sonsuza kadar devam etmeyecek. Özellikle o yoğun çalışılan dönemler. O dönemde eşiyle oturup konuşup bu çalışmaları yaptığı süreçte eşinin biraz daha çocuklarla fazla ilgilenmesini sağlanabilir. Gündüz mesela biraz daha çocuklarla hanımefendi ilgilenip akşam beyefendi geldiğinde
Daha böyle oturup çalışacak zamanı ona göre planlayabilir. Evde olan bir hanımefendi ise çalışıyorsa zaten çalışma ortamında işlerini daha planlı yapıp zamanı daha verimli kullanabilir, bunu yapabilir. Bazen aile büyüklerinden yardım alınabilir bu süreçte. De hocam yani hani bir kadın çalışabilir, işte akademik çalışma yapabilir ama hani 7-24 yapmıyorsun bunu. Yani evet. Belki daha programlı yapmış olsan işte bir saatini veya iki saatini çocuğuna verebilirsin. Evet. O biraz şeyle alakalı, hani çalışan hanımlarda şöyle bir psikoloji oluyor. Ben çocuğuma yetemiyorum, hani onunla ilgilenemiyorum. Evet. Halbuki çalışmayan bir anne de tamam çocuklarıyla birlikte ama her daim onlarla oyun oynamıyor. Tabii ki. Yani önemli olan hani kaliteli vakit geçirmek. Tabii yani çok bir arada olmak onunla ilgileniyor ya da kaliteli vakit geçiriyor anlamına demek gelmiyor değil. Aslında. Yani planlı olmak, belki bir saat erken kalkmak çocuk uyurken bunları yapmak, işte o akademik çalışmayı nasıl yapacağını planlamak, hangi zamanda hangi şeyi yapacak onu planlamak, ama hani bazen çocukla ilgilenmek gerekir. Özel ihtiyacı olabilir çocuğun. O gün daha bir sevgiye ihtiyaç hissediyordur. Bunu annesine onu hissettirmiştir. Ayarlayabilir bir anne. Onu yapıp sonra ne olacak yani, sonuçta yetiştirilmesi gereken şu günde şu saatte diye bir şey de yok. Evet. Bu da yapılabilir. Aile büyüklerinden destek alınabilir. Belki onlar ev işlerinde falan hanımefendiye destek olabilir. Çocukla ilgilenme konusunda hanımefendi de evdeki vaktini çocuklara ayırabilir. Maddi imkanları varsa ev işlerini gene yaptıracak bir yardımcı, destek alınabilir. Bunlar yapılabilir. Sonda mesela bazen evin içinde olduğunda çocuk bir beklentiye giriyor olabilir. Eğer çalışmayan, evde akademik çalışma yapan bir hanımefendi ise programlayıp çantasını, malzemelerini alıp belki bir kütüphaneye gidip orada çalışabilir. Evde olmadığı için çocuk hani bir başta arzu eder ama annesinin evde olmadığına dair ümidi kesilince çocuk da bunu kabullenir. Bu şekilde de olabilir. Ve zamana yayabilir bunu. Yani bir başkası 2 senede diyelim mesela doktora programını bitiriyorsa, hanımefendi de 5 senede bitirir. Yani çünkü o akademik çalışma birkaç sene sonra da olabilir ama çocuğun o andaki ihtiyaçları ertelenmez. O sevgi, ilgi, her Hocam. yaşın gerektirdiği bir ilgi var. Onu ertelediğinizde telafi etmesi zor. Ama bir doktora ya da akademik çalışmayı zaman içinde telafi etme imkanı var. Bunları herkes kendi şartlarına, imkanlarına göre planlayabilir ama yani hepsi de bir arada yürüyebilir güzel planlandığında. Bir de şöyle bir şey var, çocuğu da disiplin etmek gerekiyor, programlı hale getirmek gerekiyor. Yani biz her daim istediğini işte şimdi oynamak istiyorum. Hayır, bunu işte şu saatler aralığında seninle oynayacağım. Bu aslında çocuğun ötelenmesi değil, çocuğa bir disiplin katıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Onu önemli. İleriki yaşlarında mesela şey okumuştum hocam, çocuklarınızla diyordu bir uzman. Belirli saatlerde, belirli zamanlarda bir şeyler yapın. Büyüdüğü zaman onu hatırlayacak çünkü. Mesela ben kendi çocukluğumda şunu hatırlıyorum. Hani annem evdeydi ama ben bunları hatırlamıyorum. Fakat annemin bize günlük olarak işte bir saat ilgilenip bize hikaye okuduğunu hatırlıyorum. Mesela hatırladığım şey o. Ama halbuki annem 7-24 bizimleydi. Ve hani zihinsel kaydımda böyle bir şey yok. Evet. Sadece o bir saat. Yani aslında çocuğa bir şey kazandırmak için hani ileriki yaşlarında mesela annemle bir saat şunu yapardık. İşte biraz daha büyükse eğer mesela işte haftada bir gün bir saat annem benimle birlikte dışarı çıkardı. Düzenli yapıldığı zaman ama. Daha sağlıklı oluyor hocam çocuklar. Bir de özellikle program çocuklar, okula giden çocuklarsa ki olabilir, yaşı hanımefendinin buna da uygun. Şöyle yapılabilir. Hadi şimdi birlikte sen dersini çalış, ben de çalışayım. Sonra birlikte işte yemek yapalım ya da oyun oynayalım, kitap okuyalım gibi. Böyle çocukla ortak karar alınıp hani onun da mutlu olacağı, onun da fikrini alıyor gibi ona başvurup bu tip şeyler yapılabilir. Yani planlandığında aslında akademik çalışma da yürütebilir ama şunu da yapmamak lazım. Yani şu vakitte şunu yetiştireceğim, bunu yapmak zorundayım. Tabii tabii, rahat olması lazım annenin. Yoran bir şey yani. Akademik çalışmalar olur ama çocuklar dediğim gibi o yaşları kaçırıldığında bir daha onun geri dönüşü yok. Destek alarak hepsini bir arada yürüten insanlar da var. Hiçbirini aksatmadan, programlı, planlı olmak, zamanı iyi kullanmak çok önemli. Herkesin 24 saati var ama bakıyorsunuz
Bir insan çok basit işleri yetiştiremezken öbür insan 14-15 katı şey yapabiliyor. Çok evet. alanda çalışabiliyor. Niyet edince, programla Tabii. hareket edince zaman da bereketleniyor aslında. Hocam 30 yaşında bir hanımefendi. 7 aylık evliyken eşime beni boşamasını söyledim demiş. 3 kere seni boşuyorum dedi. 5 ay ayrı yaşadık. 1 ay önce de resmi olarak mahkeme kararı ile boşandım. Şimdi eşimle demiş sorunlarımızı çözdük, yeniden evlenmek istiyoruz. Bu durumda evlenebilir miyiz? Aslında evlilik konusunda evlenirken de boşanırken de böyle hızlı ve ani kararlar almamak lazım. Hanımefendinin hayatında biraz öyle gibi sanki. Bir anda bir olay oluyor ve eşine beni boşa diyor. Eşi de ondan etkileniyor, hemen 3 kere seni boşadım diyor. Ayrılıyorlar 5 ay. Bir ay önce resmi boşanıyor ve bir ay çok kısa bir süre. Madem hani bu kadar süre içinde problem çözülebiliyorsa demek ki öncesinde bununla ilgili ciddi şeyler yapmamışlar, tabii tedbirler almamış. Tabii hemen ne oldu almamış. Hani birleşmeye ne karar oldu? verdiniz. Evet. Yani burada boşanma kararı alınırken de nasıl evlilik kararı alınırken ayrıntılarıyla düşünülmesi gerekiyorsa boşanma kararı alırken de bunu çok teferruatlı düşünmek lazım. Bu boşanma gerçekleştiğinde neler olacak, neler yaşayacağız? Hayatta ne gibi zorluklar bizi bekliyor? Bunlar önemli. Sünni talak denilen bir tabir var. Yani sünnete uygun boşama. Orada nedir? Mesela bir beyefendi sözlü boşama hakkı beyefendilerdedir. Eşini boşaması için eşinin adetli olmaması lazım. Adeti bittikten sonra eşiyle özel hayatla ilgili bir yakınlıklarının olmaması lazım. Yani orada soğukkanlı verilmiş bir karar, bir anda öfkelenip bir olaya kızılmış ya da bir tartışma sonunda öfkeyle alınmış bir karar yok. Ciddi bir kararlılık var. Bu işin yürümeyeceğine dair düşünmüş, taşınmış, artık bu iş bir gitmeyecek. Orada o sözleri kullanıyor. Yoksa hani beni boşa demiş, o da muhtemelen madem sen istemiyorsun ben de istemiyorum gibi öyle bir duyguya kapalıp bir anda 3 defa seni boşadım diyor. Dinen bir boşama gerçekleşmiş. 5 ay ayrı yaşamışlar, zaten hani geri dönüşü olmayacak noktaya gelmiş. Zaman zaman hatırlatıyoruz, dini olarak boşandığında hanımefendinin iddet süresi içinde geri dönüldüğünde yeni bir nikah yapmadan eşler tekrar bir araya gelebiliyorlar. Ama 5 ay muhtemelen iddet müddeti bitmiş olur hanımefendinin. O mahkeme kararıyla boşanmada beyefendinin o sözlü boşamasının tescil edilmesi anlamına geliyor. Yeni bir boşanma değil yani. Bir araya gelebilirler mi? Daha önce başka bir boşanma olmamışsa bir araya gelebilirler. Ama burada bu kadar hızlı karar vermeleri çok sağlıklı gözükmüyor. Mutlaka hangi problem onları boşanma noktasına getirmişse önce bu problemin tespit edilmesi lazım. Ve problemin çözümüne dair ya oturup birlikte karar almaları, bunu başaramayacaklarını düşünüyorlarsa da bir destek almalarında tabii fayda var. Evlilik sorumluluğunu yani bu kadar kısa sürede... Evet, bu kadar gel gitler, evet, hızlı şeyler sağlıklı yerine getiremeyecekleri değil. Görünüyor. Evet, yani soğukkanlılıkla yeniden kararlar almaları lazım. Oturup kendileri bir tartmalar lazım. Biz niye bu noktaya geldik? Niye boşandık? Bunun sebebi neydi? Bunu kendileri tespit edemiyorlarsa o zaman bir uzmandan yardım almaları faydalı olur. Ve bu problemi çözmeden tekrar bir araya gelirlerse gene aynı noktaya gelmeleri çok uzun sürmez. Çünkü çok hızlı hareket ediyorlar, etmişler. Bazen de gerçi bu yaşanmışlıklar insana bir ders oluyor. Bundan sonuç çıkarabilen insanlar için tabii. Burada kendilerini bir değerlendirsinler. Tekrar nikah kıyma kararı, evlenme kararı alırlarsa da problem yaşadıklarında böyle hemen çözüm olarak bir boşanmayı gündeme getirmesinler. Önce bugün mevcut problemi çözebilirler. Yarın hayat içinde başka bir problemle de karşılaşabilirler. Bu yaşadıkları problemin dışında. Hayatın içinde, zaman içinde
uzun süren evliliklerde farklı farklı problemler yaşayabiliyor. O farklı bir problem yaşadıklarında da hemen çözümü boşanma olarak görmesinler. O problemin çözümü için önce çaba sarf etsinler. Boşandıklarında bu sefer boşanma sayısı sınırsız değil. Zaman zaman programlarda hatırlatıyoruz. İki defa geri dönebilir. Üçüncü boşamadan sonra neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden yani boşanma sınırsız değil. Bunu göz önünde bulundursunlar. Ve çok sağlıklı karar almak için bir destek almalarını, belki bir aile büyüğünden destek alabilirler. Böyle aklı selim sahibi, onlara yol gösterecek, basiretli, bu konuları ileride gündeme getirmeyecek, onların başına kalkmayacak, kullanmayacak insanlardan evet. akıl fikir almak lazım. Öyle biri yoksa yakın çevrelerinde bir uzman yardım almaları faydalı olur. Ama o problemi çözmeden yeniden bir araya gelmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hakları sınırsız değil. Bu hakları hızlıca tüketmesinler. Eğer daha önce başka bir boşanma olmamışsa bir araya gelebilirler. Ama o da sınırsız olmadığında akıllarının bir köşesinde kalsın mutlaka. Şimdi hocam 18 yaşında bir delikanlı. Babasının yakın zamanda vefat ettiğini, annesinin de başka biriyle evlendiğini söylemiş fakat kendisinin bundan razı olmadığını ifade etmiş. Annem demiş böyle bir evlilik yapabilir mi? Tabii şeyi belirtmemiş, kısa yani yakın zamanda kısa babası ölmüş ama annesi ne zaman evlenmiş? Ne kadar süre sonra bunu belirtmemiş. Yani tabii şimdi gençler, özellikle genç erkekler annelerinin babalarından sonra evlenmelerine çok sıcak bakmıyorlar genel olarak. Ama tabii annesi yetişkin bir insan. Babasıyla da nasıl bir evlilik hayatları oldu onu bilmiyoruz tabii. O bizi de ilgilendirmiyor zaten. Beyefendi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Artık ömür boyu annesinin onun yasını tutmak veya onun evinde beklemek gibi bir sorumluluğu yok. Delikanlı tabii belki annesini evlendiği için kendine olan ilgisinin azalacağından endişe ediyor. Belki babasının yerine bir başka insanın konulmuş olmasından mutsuz. Ama annesinin de kendine ait bir hayatı var. Ve bu gencin de annesinin evlenmesine engel olmaya hakkı yok. Hani annenin evlilik yaparken belki biraz delikanlının bunu kabullenmesini sağlayacak bir süreç yaşayıp ondan sonra evlense, delikanlıyı ikna etse olabilirmiş. Tabii anneyi dinlemedik biz, o neler yaşadı bilmiyoruz. Bu kısa süre gence mi kısa geldi, gerçekten kısa bir zaman mıydı onu da bilmiyoruz. Ama hani biraz beklemek, gençlerin de gönlünü etmek, onları ikna etmek. O şekilde yeni bir evlilik yapılacaksa kendi huzuru içinde bu gerekiyor. Çünkü yarın bir gün eşiyle oğlu arasında kalmak bir anne için zor bir durum. Öyle bir durum yaşamamak için öncelikle yavaş hareket etmek, zamana bırakmak bazı problemlerin çözümünü daha sağlıklı olurmuş. Ama anne artık böyle bir karar vermiş. Yetişkin bir insan. Evlilik hayatıyla ilgili de kararlar alabilir, evlenebilir. Bu genç kardeşimiz de artık annesinin bu kararına saygı duysun ve diyaloğunu koparmasın. Çünkü baba da vefat etmiş, artık onun sığınabileceği, sevgi ihtiyacını giderebileceği en önemli kaynak annesi. Ona diyaloğunu koparmasın. Zaman içinde de inşallah o beyefendiyle de güzel diyalogları olur. Bazen görüyoruz çünkü annenin eşi ya da babanın eşi, yeni eşlerle de çok güzel diyalog kurulabiliyor iyi niyetli olduktan sonra, samimiyetle yaklaştıktan sonra. Ön yargılı olmasın. Biraz zamana biraz, bırakması. Yani babası gibi olması mümkün değil. Kimse onun babası olsun ya da babasının yerine onu koysun diye öyle bir beklenti içinde olmaz. Ama o da annesinin kararlarına saygılı olsun ve annesinin evlendiği beyefendiyle de ön yargıyla hareket etmesin. Onunla da diyaloğu koparmamaya çalışsın. Çünkü annesi mutsuz olduğunda kendi de mutsuz olacak. Anneyi arada bırakmamak lazım böyle bir durumda. Bazen anne belki hızlı hareket etmiş olabilir. Akıl yaşta değil baştadır deriz. Bazen olgun davranmak
gençlere düşüyor. Hı hı. Eğer anne böyle hızlı hareket etmişse de olgun davranmak, diyaloğu sürdürmek bu genç kardeşimize düşüyor. Evet. Bundan bu çabayı da sarf ederse hem annesi hem de kendisi mutlu olur. Hı hı. Huzurlu bir ortam olur. Ön yargılarından kurtulsun diye öyle tavsiye ederim ben genç kardeşimize. Evet hocam, şimdi 28 yaşında bir hanımefendi eltisiyle arasında gerginlik yaşadığını söylemiş. Onun haksız olduğunu düşünüyorum demiş. O beni görünce konuşmuyor ama ben hiçbir şey olmamış gibi davranıyorum. Böyle yaparak yanlış mı yapıyorum diye sormuş. Eşi de diyormuş ki ona, sen ikiyüzlülük yapıyorsun. Bu durumlarda nasıl davranmamız gerekir diyor. Evet. Eltiler arası eltiler bir arası mücadele. Mücadele. Hı hı. Evet, aslında gerçekten eltiler arasındaki bu sürtüşme epey eski tarihe dayandığını düşünüyorum. Hı hı. Eltiler arasında eskiden hani aynı evde daha çok yaşanıyordu. Ondan kaynaklanan işte sorumlulukları üstlenme ya da işte sevgi, ilgi görme, zaman zaman bu sorulara da maruz kalıyoruz. İşte kayınvalidem eltimi seviyor, beni sevmiyor gibi. Bu da olabiliyor. Bazen insan birisine daha gönlü yakın olabiliyor. Belki onun davranışları etkiliyor. Bir arada farklı bir sempati oluşabiliyor. Aslında hocam her problemin altında bir sevgi açlığı yatıyor. Beni sevsinler, evet, istiyoruz. Beni sevsinler hep. Hepimiz. Yani eltisiyle de bir problem yaşanmış. Ben haklıyım diyor hanımefendi. Haklı olabilir. Ama problem yaşandığında iki taraf arasında hiç kimse ben haksızım demiyor genellikle. Evet. Genellikle ben haklıyım. Bir söz var ya, suç samur kürk olmuş da kimse üstüne almamış denir. Yani tabi burada hanımefendiyi suçlamayalım o yanlış anlaşılmasın hanımefendi tarafından. Yani bir problem varsa iki tarafında bunda tabii payı vardır, azdır, o çoktur muhakkak. Oranı ama problemi çözme konusunda belki eksikler var. Burada elti görüş konuşmuyor ama bize soruyu soran hanımefendi de hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu da aslında yanlış bir yöntem. Bir problem varsa onun üstünü örtmek o problemi çözmüş olmuyor. Yani örterek problemi çözmüş olmuyoruz. Yok sayarak, evet. Yok sayarak. Ortada bir problem varsa önce oturup bunu iki aklı başında insan olarak oturup konuşmak lazım. Evet. Eltisine bu konuda bir seninle oturalım konuşalım, bu problemi çözelim, nedir, niye anlaşamadık. Ben şu belki iki taraf da iyi niyetle bir şeyler yaptı ama birbirlerini yanlış anladılar. Bazen konuşmak o yanlış anlamayı giderme açısından önemli oluyor. Biz bazen karşımızdakinin davranışıyla ilgili bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Bu şu niyetle yapmıştır, niyet okuyoruz bazen. Ama bazen de bakıyoruz ki hiç bazen o niyetle yapılmamış. Olmuyor, evet. Biz zanda bulunmuşuz. Zandan da sakınmak lazım. İşte belki eltiler arasındaki bu problemin sebebi bu yanlış zanlardan kaynaklanıyor. O yanlış zanları gidermek için oturup açıkça konuşmak en güzeli. Evet. Bu karşı taraf bazen yaklaşmayabiliyor buna. O zaman ne yapılabilir? İşte ailenin içinde ikisine de yakını olan belki kayınvalide olabilir, belki görümce olabilir. Hani bu olayı körüklemeyecek, daha problemi büyütmeyecek. Aklı başında bir insanın desteği, yardımı alınabilir. Onunla birlikte bu problem çözmeye çalışılabilir. Ama eşinin sözleri de incitici gerçekten. Evet. Yani hanımefendi kendince bir çözüm olarak, tabii, hani ben belki bir şey olmamış gibi davranırsam o da davranır, tabii, zaman içinde bu meseleyi kapatırız gibi iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum ben hanımefendinin. Eşi de onu belki yanlış anladı, yanlış değerlendirdi. Evet. Eşine de niye böyle davrandığını eşine de anlatması lazım. Eşim de benim niyetimi anlasın diye ona da belki fazla bir yük yükledi. Ben eltime şu sebeple böyle davranıyorum. İşte bu problemi belki hani küçük bir şeydi, gündeme getirmesek belki unutulur, zaman içinde geri eski düzene döneriz diye bu niyetle ben problemi dönüştürmüyorum, kapattım üstünü gibi. Eşine de niye bunu böyle yaptığının da sebebini eşine anlattığında eşinin de o zandan kurtulmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama mutlaka bu gündeme getirip hani
ertesi de benzer bir tavır sergileseydi, hiç olay olmamış gibi davransaydı, bazen de hani bazı olaylarda zaman içinde unutulup gidiyor. Her şeyi de problem haline dönüştürüp oturup konuşup ortaya dökmemek de lazım. Bazen küçük problemler iki tarafta zaman içinde unutabiliyor. Ama ciddi bir problem ve ertesi de ona tavır koymuşsa artık bu çözülmesi gereken bir probleme dönüşmüş. Mutlaka oturulup konuşulup bu problemin çözülmesi lazım. Çünkü bu katmerlenerek büyüyor bu problem çözülmediğinde. İşte orada sen bana öyle davrandın, ben sana öyle davrandım. O başka başka olaylara da zemin hazırlıyor. Onun için problemi küçükken çözmek daha sağlıklı sonuçlar elde etmeyi sağlar diye düşünüyorum. Hocam şimdi 26 yaşında genç bir hanım kardeşimiz demiş ki çalıştığım yerde çok beğendiğim biri var. Bir ay sonra da diyor rotasyonla başka bir şehre gidecek. Ben evlenmeyi düşünüyorum. Bir kadın olarak evlilik teklifini benim götürmem doğru mudur diye sormuş. Tabii bu evlilik teklifi kimin yapacağı biraz dini olmaktan çok kültürel geleneklerle ilgili bir şey. Bizde de hani genelde erkek tarafı teklifte bulunur. Ama bu hep böyle devam edecek diye bir kuralı da yok. Hanımefendi de teklifte bulunabilir. Ama hani şunu da göz ardı etmesin. Her teklif mutlaka kabul edilecek diye bir şartı da yok. Reddedilme, teklifinin kabul edilmeme ihtimalini de göz ardı etmesin. Atalarımızın bir sözü var yani bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Yani tabii beyefendi de belki bir an afallayabilir, farklı gelebilir ona böyle bir teklif. Onun için belki arada bir aracı vasıtasıyla bu teklif iletilebilir. Ya da teklif değil de hocam çünkü bazen bu geri tepebilir. Çünkü beyefendinin kültürel yapısını bilmiyoruz. Belli edebilir duygusunu. Hani teklif olarak değil de hani belki erkek çekiniyordur ona açılmaya. Hani çünkü hani bizim kültürümüze çok uygun değil ya kadının gidip de teklifte bulunması. Yani kendi direkt işte teklifte bulunması zor. Ya da birileri der ki sizi çok yakıştırıyoruz. Evet onu ne diyorum. Ne düşünürsün falan. Bir araya bir aracı koyabilir. Onun kanalıyla mesela Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice ile evliliği böyle bir örnek. Zaman zaman hani hanımefendilerin de teklifte bulunabileceğini ona örnek gösteriyoruz biz. Hazreti Hatice malum Peygamber Efendimiz onun kervanlarını götürüp getiriyordu. Hem insan olarak hem dürüstlüğüyle çok yönüyle Peygamber Efendimiz'i çok beğendi. Ve bir arkadaşı vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e teklif götürdü. Ama direkt gidip de o hanım da... Tabii fikri soruluyor Peygamberimiz. Fikri sordu tabii. Münye bir Nefise, Münye kızı Nefise bu işi üstleniyor. Ve Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ona Hatice seninle evlenmek istiyor diye direkt böyle söylemiyor. Ona diyor ki o işte aracının şeyi üslubu çok önemli. Ya Muhammed diyor seni evlenmekten alıkoyan nedir diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki benim evlenecek maddi imkanlarım yok diyor. İşte diyor o zaman maddi imkanları da olan asaleti sana uygun birisi olsa ne dersin deyince var mı öyle biri kimdir diyor Peygamber Efendimiz. Hatice bin Hüveylit yani Hüveylit kızı Hatice o ister mi diyor sen onu bana bırak diyor Nefise. Ve böylece Peygamber Efendimiz'le Hazreti Hatice'nin arasında bir aracılık yapıyor. Yani aracı olan kişinin de işte falan seninle evlenmek istiyor onunla. Tabii tabii yani, aracı önemli hocam. Yani kültürel şeyler kodlar da önemli yani. Sonra yarın bir gün bir problem olduğunda bu gündeme de getirilebilir. Dolayısıyla işi o noktaya götürmeyecek. Hazreti Hatice'nin arkadaşı gibi böyle işi güzel kotaracak bir arkadaştan yardım istenebilir. Onun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Yani diyebilir o ben bak işte arkadaşım da bakıyorum seni de tanıyorum onu da tanıyorum. İkiniz birbirinize birçok anlamda yakıştırıyorum uygun buluyorum işte mizaçlarınızı işte özel durumlarınız işte aile yapınız birbirine yakın uygunsunuz. Ne düşünürsün bu konuda diye en azından o beyefendinin yani aklına şey bir hocam, şey hani, getirmek. Eğer düşünürsem ben hani kıza yardımcı da söyleyeceğim olurum. Yardımcı olurum vesaire. Şeyi düşürmeden, kadını düşürmeden orada. Çünkü bizim kültürel kodlarımız üstü, daha farklı. Aracının üslubu önemli tabii. Arap kültüründe bu daha yaygın bir şey olabilir ama biz de o kültürel kodları da göz ardı etmeden ama dolaylı olarak bu yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii uygun bir şeyse, uygun bir insansa
Onu da kaçırmamak lazım. Çünkü evlilik zor bir karar. Tabii. Her zaman böyle birçok anlamda anlaşacağımızı düşündüğümüz insanlar her zaman karşımıza çıkmıyor. Hı hı. Onu da o fırsatı da değerlendirmek lazım. Bir de tanımak lazım. Gerekiyor. Sen çok beğenmiş olabilirsin ama evet. Yakinen de tanımak gerekiyor. Evet. Yani çatışma ortam bir anlamda tanımak için bir kere görmek olmaması gibi değil tabii. Evet. O bir aracı vasıtasıyla bu teklif iletilebilir. Yine hanımefendiyi düşürmeden işte burada hocam Hazreti Hatice'yi. Aracılar çok önemli hocam. Yani evet. Aracılar bozabiliyor da hiç olmadık ifadelerle insanların zihinlerinde farklı şeyler de oluşturabiliyorlar. O yüzden belki yaşı biraz daha büyük, kesinlikle kendi yaşıtı olmayan. İkisini de tanıyan, tanıyan biri olması lazım. Ve yaşı büyük birisi. Evet. Arkadaş da olmaz hocam bu. Çalıştıkları yerde belki daha böyle olgun, tecrübeli bir insan olabilir. Ondan yardım alabilir. Daha yetişkin. Şartlarını hanımefendi kendi daha iyi bilir. Uygun bir kişiden yardım almasını tavsiye edelim biz. Bazen bu tarz şeyler gelirdi bize. Yani aynı yaşıt insanlarla olmuyor bu aracılık işleri. Yani muhakkak orada bir sıkıntı oluşabiliyor birbirlerine tavsiye ederken vesaire. Daha yaşça büyük, daha hani... Yani bazen genç oluyor, olgun oluyor. Bu biraz kişiye de değişebiliyor. Yani ikisini de tanıyan ve bu tanışıklığı bir vesileye dönüştürecek bir insan faydalı olur. Hanımefendiye bu şekilde yardımcı olmuş olalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Programımızın yine sonuna geldik. Sorularımız çok yoğundu ama süremiz kısıtlı. İnşallah haftaya yine yeni bir bölümle izleyicilerimizin karşısında olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Rica ben. Ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Biz de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine sizlerden gelen yeni sorularla karşınızda olacağız. Sorularınız için bize ailezamani@diyanet.tv adresinden ulaşabilirsiniz. O zamana kadar Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.